Sevgili dostlar, yine bir programda sizlerle beraberiz. Gönlünüz, gönül gözünüz ve bütün hasse ve cihazatınız Ramazan'ın feyzi ve bereketiyle dolsun inşallah. Ramazan'ın bu kutsi ve mübarek anlarından doya doya, kana kana içip istifade edenlerden eylesin Rabbim. Ramazan kanılacak, doyulacak bir ay değil. Ayların birincisi ve bir incisidir Ramazan. Hoş geldin ey mübarek Ramazan. Hoş geldin ey ayların sultanı, gönlümüzün sultanı, hoş geldin. Daha hoş geldin bile demeden bir de baktık ki geçip gitmektesin. Tut elimizden, kaldır düştüğümüz yerden, sarıp sardır yaralarımızı, ümitler sendedir. Dilerim bizlerden hoşnut ve memnun gidiyorsundur. Rabbimin yüce katına dua ve dileklerimizi de götürmeyi unutma. Her halimiz onun malumu ama senden de lehimize bir şahitlik bekliyoruz. Kulların seni seviyor Allah'ım. Emirlerini dinliyorlar ki bana da saygı gösteriyorlar demeni istiyoruz. Üzerimizde zerrece bir hakkın kalmasın. Ne olur ey mübarek ay, hakkını helal et. Hoş geldin aylardır gün gün yolunu gözlediğimiz. Merhaba ey bir yıldır özlediğimiz. Bin aydan hayırlı olan ay, merhaba. Gecelerin nuruna, incisine, içinde gizli Kadir gecesine, merhaba. Orucuna, ezanına, bu ayda inen Kur'an'ına, iftarına, sahuruna, hepsine merhaba. İnsanı yoğurup yeniden insan eden o sırlı ve gizemli haline de merhaba. Seninle tekrar doğuşumuza da merhaba. Merhaba derken şimdiden elvedalara döndü bile dilimiz. Merhabayla elveda bir arada. Ey şehri rahmet, ey şehri gufran, elveda. Sayılı günler çabuk geçermiş meğer. Göz açıp kapayıncaya kadar geçip gittin bile. Bari son günlerini doya doya yaşayalım. Hiç olmazsa bu demlerin kadrini, kıymetini bilenlerden olalım. Yeri gelmişken şunu da hatırlayalım. Hani bir vakit ki sevgili peygamberimize aleyhissalatü vesselama ümmetinin ömrü gösterilmişti. Bunu kısa bulup üzülmüştü. Ümmetinin sevap kazanmakta diğer ümmetlere yetişemeyeceğinden endişe etmişti. Bunun üzerine de Rabbimiz ona bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini vermişti. İşte o günlerin eşiğindeyiz. Yüce kitabımızın, Kur'an'ımızın indirildiği şerefli ve mübarek bir gecenin içindeyiz. Tan yeri ağrıncaya dek bağışlanma ve affın devam ettiği, sonsuz ve sayısız rahmetin bolca yağdığı kutsi bir gecedeyiz. Rabbim, güzel Allah'ım, ömrümde bir defa olsun Kadir gecesinin sırrına ermişlerden ve bu gece içerisinde tüm günahları affedilmişlerden eyle bizi. Hep böyle oluyor. Güzel anlar, güzel günler çabuk geçiyor sevgili dostlar. Varsın geçsin, biz seni hiç unutmayacağız. Dünyamıza binbir güzellikler kattın. Birbirinden değerli alışkanlıklar kazandırdın. İçimizde gizli nice soylu davranışları keşfedip çıkardın. Bunları yaşamamızı istedin bizden. Hayatımıza uygulamamızı bekledin. Biz de öyle yaptık. Elimizden geldiğince çalıştık, çabaladık. Senin istediğin gibi olmaya çalıştık. Senin gibi bir yol göstericiye sahip olduğumuz için ne mutlu bize. Hastalar, ihtiyarlar, gençler, çocuklar, nice farklı yaşlar ve gruplar üzerinde kendine özgü bir cazibeye sahipsin sen ey mübarek ay.
gelişinle sevindiriyorsun. Hak ettiğin saygıyı da görüyorsun. Ne muhteşem bir aysın. İçimizde hayranlık uyandırıyorsun. Neden mi? Hayatıyla ilgili sayısız dertleri, problemleri olanları, her türlü hayalleri yıkılmış, hatta onları çoktan ruhunun derinliklerine gömmüş insanları bile ne yapıp ediyorsun? Bir yerinden tutup ayağa kaldırıyorsun. Kendine dost ve yakın ediyorsun. Yaralarını sarıyorsun. Onları tekrar o yüce gaye ve ideallerine döndürüyorsun. Ne mübarek bir aysın sen ey Ramazan. Rahmetinle kuşattın. Kendine has bir yücelik ve güzellik anlayışını bir ay boyunca kalplerimize hakim kıldın. Bu inanılmaz ve olağanüstü bir şeydi. Bunun için seni hep sevgiyle hatırlayacağız. Hiç unutmayacağız. Varsın ağlasın midemiz ve nefsimiz. Ruhlarımızı güldürdün ya, o yeter. Şeytana ve nefsimize oyuncak olmaktan kurtardın hepimizi. Güle güle git. Güle güle. Bizden hoşnut kalarak git. Sular gibi gözyaşlarımızı ardından dökeceğiz. Allah'a inanıp emirlerine uymanın güzelliğini, kul olmanın, o engin zevkini, sevincini seninle tattık. Gelmeseydin, olmasaydın, dünyamız neler kaybederdi kim bilir? Kaç hayat söner gizlenirdi, kaç hayat yeter giderdi kim bilir? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Geçip giden her saatinde yeni bir ömür, yeni bir hayat gizli. Her bir saniyen altından daha kıymetli. Hazineler değerinde nice sayısız hediyelerle geldin. Sonsuz imkanlar sundun görüp de perişan halimizi. Rabbimizden bize bir armağansın. O Ramazan ayı ki insanlara doğru yolu gösteren, apaçık deliller taşıyan ve hak ile batıl ayıran Kur'an o ayda indirilmiştir diyor Rabbimiz. Bakara suresinin 185. ayetinde. Allah'ım kadir kıymet bilen kullarından eyle. Eksiğimizle, kusurumuzla, hatamızla, sevabımızla kulluğumuzdan razı ol ya Rab. Sana yönelişimizden, sana yaptığımız ibadetlerden, seni isteyişimizden razı ol ya Rab. Başkasından değil, senden isteyişimizden razı ol ya Rab. Orucumuzdan, namazımızdan, zekatımızdan, fitremizden, sadakamızdan, haccımızdan, umremizden, ibadetlerimizden ve geçip giden ömrümüzden razı ol ya Rab. Bizi o mübarek bayrama da kavuştur. Bizi o bayramların bayramları cennete de ulaştır. Cemalini görenlerden eyle. Rızana da yaklaştır. Cehennem ateşinden koru bizi, mağfiret eyle. Bize merhamet eyle, bizi affeyle. Amin, amin. Gelişinde bir değil, binler rahmet vardı. Zaman içinde özel bir zamanın, mekan içinde özel bir mekanın vardı senin. Yerin bir başkaydı gözümüzde, gönlümüzde. Seninle coştu yüreklerimiz. Hiç sebepsiz yere ağlamalarımız çoğaldı. Yumuşattın kalplerimizi. Rahman ve Rahim olan Rabbimizin affına sığındık gözyaşlarımızla. Çocuklaştık adeta. Şimdi kaybettiği yavrucağına tekrar kavuşan bir annenin huzuru ve sıcaklığı var içimizde. Allah'ım ne güzel bir aydır Ramazan'ın ve bu ayın sonunda sunduğun armağanın. Ne güzeldir o bayramın. Zaten Ramazan da bir bayram değil mi? Tam da bittik, tükendik, eridik, gittik dediğimiz bir anda yetişiyorsun hep. Tekrar kurup, tekrar ayarlıyorsun ruhumuzun zembereklerini. İyilere, güzelliklere, Rabbimizin rahmetine yaklaştırıyorsun adım adım bizi. Ne kadar da muhtaçtık, ne kadar da acıkmıştık sana ey Ramazan, ey mübarek ay. Hiç doyamadık ki sana, hiç kanamadık ki sana. Yemeklere doyduk, sulara kandık ama sana doyamadık bir türlü. Sana hiç kanamadık,
açlığı, aç kalmayı özlemişiz. Nefsimizin açlıkla ve sabırla verdiği bu sınavı kazanmayı özlemişiz doğrusu. Oluyormuş demek ki. Bir şeyleri başarmak mümkün olabiliyormuş. Allah'ın yardımıyla ve inayetiyle. O kadar da zor değilmiş nefsin engellerini aşmak. Meleklerle arkadaş olmak. Düşünemezdim. Hayal bile edemezdim ama olabiliyormuş çok şükür. Ramazan'la sunduğun bu sonsuz nimetler için ayrıca minnettarım, şükranım. Allah'ım sana sonsuza kadar hamd ediyorum. Rabbim dualarımızı kabul eyle. Ramazan'ın bütün hayatımız boyunca bir çekirdek halinde ömrümüzün meyvesi olmasını nasip eyle. İçindeki Kadir Gecesi'nin sırrını yaşamayı, bulmayı, 83 yıllık o mübarek ibadeti, o bin aydan hayırlı gecenin sırrı içinde bizlere nasip eyle. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı özleyen, onun nuruna, cemaline aşık olanlara da bu gecelerde birer müjdeler nasip eyle. Ya Rabbi, Habib-i Ekrem aleyhisselatü vesselam'dan çok uzaklarda kaldık. Zaman onu eskitemedi, eskitemeyecekti. Biz onu çok seviyoruz. Allah'ım o sevdiğimiz ve sevdiğin Habibin hürmetine bizleri bağışla, affeyle, rahmetinle yar eyle, cennetinle cemalinle müşerref eyle.